Hanımlar ve canablar, haftanın finali. Suna ile yemeğe değerde karşılayın Suna Kasımoğlu. Böyle ya herkes. Kim değil Suna Hanım. Şer değil size bize size. Abi şu kameralardan bir tane de bana versen. Bazen sizin şu üçünüzü ses nasıl olsa anlarım kulakta. Anladın mı? Yo, ben onu yapsam göreceksiniz Royal'cığım. Kaçarım yok sizden. Biz özümüz özümüze bazen çekirik. Sunak Hanım, şimdi teknoloji inkişaf edip ki robotlar dövrede kameralara ihtiyaç yoktu. Böyle. Ya hakikaten insanlık korkusu bu, bilirsen. Hatta benim yoldaşım bile uşaklara meslek seçiminde dedi ki öyle bir meslek seçin ki gelecekte size ihtiyaç duyulsun. Gerçekten bu gerçek var. Tabii ki Mercan, ama insanoğlunun bir hissiyatı var. Bu gerçeği de lütfen kaybetmeyelim. Yani o kadar da korkmayalım. Ama gümbür gümbür geliyor robotlar. Yakın 10 ilde çokalar. Ya aslında her şey hazır ama insanlığı öyle hemen korkutmamak lazım gerçekten. Bak, tesevvür edin ki biz robotuk. Ha, üstünü ileri bak. Bak, size hiç kim demeyecek ki yemeği pişirin, bize kahve süzün, soyuktu, ne bileyim kondisyoneri söndürün. Sonra üçüncüsü bütün kaprizlerinize dözecek. Kaprislerime? Kaprizler diyen de var da bir iki tane. Mesela? Mesela şu kondisyoner. Başka? Bazen hırda olur, o da kendi dile getirilesi bir şey değil. Dön dolaş soğuk. Ay Suna Hanım, neye soğuk burası, neye soğuk? Aslında ben size bir şey diyeyim ki, aparcıların öz arayları olmalı. Yani ki kaydalar. Kuralları mı? Kanunlar. Mesela şu, siz diyebilirsiniz ki ben apardığım verilişte canlı gül olmalı. Yani öz kaydalar olmalı. Soyunup giyinme otağında mesela şu, falan meyveler doğranmalı. Pencerem denize bakmalı. O kadar şey var ki, ama sizde kayda bir tane bilsiz ne diye. Bir tane güldü, bir de ki evime yakın olsun. Hı? Evime yakın olsun. Evime yakın olsun da hakikaten ne için istiren bilirsen. O yani bu heyecanım geçmesin, trafikte kavga etmemiş olayım. Yani ruh halim iyi olsun diye yakın istiren. Bazı tamaşaçılar bakıp diyor ki aşı bu ne kaprizdi. Esrinde düzdü bunlar. Adam əsəblə gələndə verişi də yaxşı apara bilmir. Negatif enerji ilə veriş aparsa, siz də onu görmək istəməzsiniz axı, düzdür? Kesinlikle. Yani o yakın olma sebebi de işte bazen trafik oluyor biliyorsun. Hakikaten yürüyerek bile eve giderim. O bana iyi geliyor. Yani biraz da olsun istekler ya. O kadar değil. Ama benim isteklerim böyle hani ne derler? Bazıları vardır kapris. Yani sırf eziyet olsun diye kapris yapanlar var. Söhbet necə maraqlıdırsa, gör haralara gelip çıxdıq. Senden konudan konuya atlıyoruz Mercan. Geldiler diye sen, baştasın. Gelsin iştirakçılarım, gelsinler, duyuyorum. Baştasın final. Gelsinler, haydi başlasın. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum, hamınızı öpürem size. Başlasın finalimiz değerli tamaşacılarım. Ekran karşısına hoş gelmişsiniz. Final günü. Değerli iştirakçılarım, final gününe hoş gelmişsiniz. Dünenden beri necesiz. Zöra, seni susturamadık dünen. Hemen başlayalım mı? Finale hemen başlayalım mı? Afiyet olsun lütfen Mercan'ımızın bize ikramı. Hem de Gülhanımcığım, dünen senin şirinyatını bugün de getirdik. Alabilirsiniz. Valla Zöhra'yı dünen yayın başladı, biten de susturamadık ki balla bağlı Elmir. Sana da dedim ki hiç danışma. Sen öyle bir söz söyledin ki Zöhra'nın kalbine dokunup. Ben hepsine demedim. Yok, balı verirken. 10 plus, daha da olsa Gül Hanım'a daha da bal veririm dedi. Gül Hanım bu Zöhra'nın biraz kalbine dokundu. Buyur Zöhra, ses sende. Kalbime yiyorum, uşağıdır. O hala ne yaşı var ki, geçsin hala öğrensin.
Sonrası da ki o zebranın hayfını aldı. Siz de bildiniz de. Siz de bildiniz ki onun hayfını aldı. Zebra hastadır. Zebra qaçmadı onun. Mən zebranı tapa bilmədim, qaçdı. Yani Elmir sen Zohra'ya 8 verdin. 8 verdin ama Gül Hanım'a dedin ki 10 plus daha da olsa verirdim. Zohra sen bu söze niye mən yani, bir incindin? Mən o sözü demeseydim o mənə çok hal verəcəkdi. Yani ki mən her şeye dikkat edənəm. Ama o zebra sözüne göre dedim beni biabır elədi. Hele söz vereceğim sana. İndi de deyir. İndi de deyir ki sen yani bir dakika sen onun kekinde o zebraya göre o senden küsüp sana 8 verdi. Öyle mi deyirsen? Küsmedi. Yani onu deyir. Küsmeyib yox danışırıq. Küsmeyib. Ama deyir ki sen beni incindi. İncindi. Hə, incindi. Ola bilsin ki olacağım. Özü məni çox istəyir. Bəyəndi, bəyəndiyinə görə də o 8 balı verdi. Amma onun yerinə olsaydım, o zebraya görə mən ona bəlkə də 4 verərdim, ya 5 verərdim. Yenə də yaxşı 8 verib. Yalan deyirəm, yəni ki 8 verib. Peki bir şey söyleyeceğim Zöhra, amma Gül hanıma 10 verəndə sən narahat oldun. Niyə? Mən çok narahat, mu bal verdi? Narahat çox olmadım. Yo yo, çok mu bal verdi? Burada bunu danışabilirsin Zöhra. Yani sen bir de çok açık sözlüsün. Bilirim, çok da doğruları söylüyorsan özüne göre. Sana göre Elmir'in verdiği 10 bal fazla mıydı Gül Hanım'a? Burada tamaşaçılar her şeyi görür. Mən inceliyirəm. Tamaşaçılar incelediğim yerleri de görür. Yani mən dəqiq adamım. Mən özümə də xoşum gəlməyəni dedim ki, yadımdan çıxıb qoymamışam. Hamısı birdeydi, doğranmışdı orada, tökməmişdim. Yani ya, ola bilsin yorğunluqdan ola bilər. Gül xanım da o xala qalsa elə bəyəndi, bəyənmədi, hamıya 10 verdi. Ona da geleceğiz. Ona da geleceğiz. Önemli. Ama Elmir'in verdiği, şimdi Gül Hanım'ın verdiği onun bir açıklaması var. Ben de onu başa düştüm. Aslında bu yarışmada bunu istemiyoruz ama ben de onu başa düştüm. Onu Gül Hanım yine açıklayacak. Ama Elmir'in verdiği 10, o Gül Hanım'ın verdiği gibi 10 değildi değil mi Elmir? Yani sen hak etti dedin. Hakikaten benim için 10'luktu dedin. Zöhra'nın masasından ve yemeklerinden daha mı iyiydi Gül Hanım'ın masası? Sendeyiz, danış bakalım. Mən belə deyim de, mən birinci gəldiyim cümlən, kim, mən her bir şey deyən deyiləm. Xoşuma gəlsə, xoşum gəldiyini deyəcəm. Xoşum gəlməsə, deyəcəm, xoşuma gəlməyib. Yox, orada Zöhra diyor ki, ama bana incindiği için 8 verdi. Yox, mən incinməmişəm. Mən kin saxlayan bir insan deyiləm. Özür ki, mən kişiyəm, o qadındır. Qadından mən nəyə görə incinməliyəm? Birincisi, bizim mentalitetimizə uyğun deyil. İkincisi, ki, mən incinməmişəm. Nədir onu eləmişəm. Gül xanımın pişirdiyi yeməklər, əlin dozunun qabiliyyəti mənim ağız dadıma uyğun olaraq pişirdiyi üçün mənə çox bəyəndim. Ona görə də çox güzel qiymət verdim. Napolyon tortunun öz yeri var idi, kərəm dolmasının öz yeri var idi, salatın tamam başqa bir yeri var idi. Mən lobya supun sevmirdim əslində, lobya supun yedim, xoşuma gəldi. Ona görə də ki, yəni, danışıqlarıma əsasən, bəyəndiklərimə əsasən ona uyğun qiymət vermişəm. Nə artıq verməmişəm, nə bir şey. Kənana da özür istəyirəm. Kənana da yeri gəlsə, Kənana da aşağı bal verə bilərdim, yüksək bal verə bilərdim. Ya da ki, hamıya eyni bal verə bilərdim. Amma orada Zöhra indi söz söyləmək istəyir, herhalde bununla bağlı. Mən bir kəmə söz deyəcəm. Düzdür, mən Kənana da aşağı bal verdim. Amma öz, nə də dedim ki, sən belə eləsəydin, məsələn, yaxşı, xoşuma gəldi o. Yəni ki, o... Mən ona, məsələn, onu desədim, o mənə incimə. Amma sən mənə dəfələrlə onu incimə mənə dedin. İçeride dedin ki, bir sənlə incidim. Ve bir sən məni biabirlədin. Bu sözleri şaka dedin. Şaka dedi belki. Yok, şaka yo. Demedi. Yok, şakanı mən bilirəm. Yok, incimədim. Ama dedim ki, biabir elədim mən. Zarafatı eləmişim onda. Demişim ki, biabir elədim, məzələndim mənlə. Adım sanım var dedim, zarafata demişim ona. Zarafata dedin, onu ben de onu söylüyorum. Ciddi olmaz, Zöhra şey yok ya, ama Zöhra'nın o bence bu özellikle Gül Hanım'a verilen 10 baldanla rahat olduğu için de bunu oraya yoruyor. Yani Elmir neye mene 10 vermeyi? Sunak Hanım yormuram, hakiki deyirim ki bu dedi mənə ki, sən məndən qisas aldı. Bu sözü mənə dəfələrlə dedi. Hələ də deyir. Mən dedim. Ne dedi? Deyirsən, hələ də deyirsən. Amma Kənan elə deyir. Kənan... Bir dakika, ben başa düşmedim. Ne dedi Zöhra? Başqa bir oğlandı, yəni ki, onun xarakteristikasında elə bir şey yoxdur.
demedi, heç nə demedi. Ha, qisas almışam. A, bunu başa düşmedim. Ha, qisas. Mən elə şey demişəm. Yox, sən məndən qisas aldın da. Yəni mən də dedim. Amma deməyib öyle bir şey. Dedin, qisası da aldın. O doğrusun deyək də bizə burada. İndi hər şeyi açıqlamalıyıq o da. Gül hanım, söhbət senin onundan sonra. Kimisə şahid də tuta bilmərəm ki, yanında deyib, deyə bilmərəm mən onun üçün. Sən amma deyib yanınızda dedi. Mən demişəm sizə ki, bəs mən sizdən intiqam aldım. Ay bala, oğlumdan balacasan sən. Yox, yox, sual verirəm sizə. Demişəm, nə vaxt dedim? Söz olaraq bunu dedim Zöhrə. Söz olaraq dəfələrlə deyildi bəli. Demişəm ki, mən sizdən qisas alacağam. Qisas? Yox, mən qisası mən deyirəm ki, sən məndən qisas al. Mən nə demişəm, yaxşı. Yox, sən dedin ki, bala, mən başımda ağrıyır. Burada şey elə, mən söz güləşdirmə mənə. Sən mənə dedin ki, mən demədiyim şey boynuma. Sən mənə dedin ki, sən şey məni biabır elədin Zebriyə görə. Yəni bu zarafat edirik. Nə olar burada? O heç incili sözə deyil. Demişəm, hə. O da nəyə görə demişəm? Yəni ki, çox düşdü üstümə, çox zarafata saldın. Mənə söz çatdıra bilmərsən, Elmir bəy. Mən uşaq deyiləm, mənim 57 yaşım var. Mən burada qazansam da mənim üçün önəmli deyil. Gəldim Suna xanımı görməyə gəlmişəm mən burada. Mənə də adət yoxdur. Önəmli deyil, sən mənə iki də verə bilərdin, bir də. Mən üçün maraqlı da deyiləm, mən bura əylənməyə gəlmişəm. Peki. Əylənməyə yox, sən düz danışmırsan. Əylənmək nədir? Eylenmeye biz buraya eğlenmeye gelmişiz, biz buraya yemek programına gelmişiz. Eğlenmek başka şey. Sen eğlenmeye git başka yerlere. Peki, geçiyorum Gül Hanım'a. Zöhrə Hanım'ın biraz da başı ağrıyor. Elmir, sen de biraz sus bakayım. Gül Hanım, sana verilen ondan sonra burada birazcık da böyle bir tanışıklar oldu. Nedir sen? Farkındasın. Sen nasıl görürsen, karşıdan dinledin. Çok da bu konularda da aydın bir hanımsan. Bu karşıdaki danışığı nece söylürsen bir de bu haftayı değerlendir. Mən yenə də deyirəm, gəldiyim gündən bəri də deyirəm, mənim üçün ha qazandım, ha qazanmadım, fərq etmir. Mən gəlmişəm, nə burad, burada gözəl dostlar tapmışam, yaxşı yoldaşlar tapmışam, Elmirin özünü tapmışam, Sənanı tapmışam, Zöhrə xanımı tapmışam. Mənim atam rəhmətlik deyərdi ki, hər yerdə bir evin olsun. O uşaq vaxtı mən onu qanmazdım, o nə demək istəyir. Amma indi qanıram ki, yəni Zöhrə, bugün biz proqramda tanış olmuşuq. Mənim səhər Zöhrənin qapısına girib, qapısını döyməyə bir evim var. Mən bunun üçün sizə təşəkkür edirəm. Hamınıza, həqiqətən uşaqlar, mən hamınızdan çox razıyam. Çox güzəl anlattın, zaten yüreğin də öylə. Burada verdiyin onun 10 balını aslında mən çoğu zaman İtiraz edirəm. Amma seni öyle bir anladım ki, ben bu hafta senin herkese 10 vereceğini bilirdim artık. Yani haysiyetini tanıdıktan sonra. Oğlaklar həmişəl olur. Oğlakların qadını. Kızımın burcu. Hə, onlar içlərini tökərlər. Amma kiməsə ziyan gətirməzlər. Oğlaklar bir ömrü boyu belə yaşayıb. Yani Zöhrə, yani Gül Hanım'a da bu sözü verdim neye göre ki karşıdan bakan da, yani ben de buradayım sizle 5 gündür aparıcı olarak, karşıdan bakan da yani ben de Elmir'in o sözü sana zarafat olduğunu bilirim. Yani öyle bir uşak değil ki sana desin ki aa beni çok incittin, çok incittin. Ama sen fazla ciddiye aldın onu Zöhrə. Ya da sen mi Zebra zebra üstüne gittim diyen de sen mi çok narahat oldun? Keşke demeseydim o kadar üstüne gitmeseydim. Demeseydin yaxşı olardı. Demeseydin yaxşı olaydı, on verir miydi? O bilemem, o öz içinden gelmeliydi. Yok, Elmir diyor ki vermezdim. Yine balım 8'di, yine Gül Hanım'a balım 10'du. Peki Kenan, biraz da seninle danışalım. Kenancığım, sen 4 gün boyunca hakikaten buraya gelmiş en farklı karakterlerden birisin Kenan. Yani ne manada anladın. Sen dedin ki Suna Hanım, ben dedim ki ne olur rahat ol Kenan. Sen dedin ki Suna Hanım, kameralar açıldığında benim hayatım bu. Belli öyle. Biraz bilmiyorum neden. Narahat mı oluyorsun ben, yoksa o role mi girirsen? Yok, ben istediğimi yaşayan bir insanım. Yani, ama zor değil mi bu Kenan? Çetin değil mi sana? Aslında hissedildiğini yaşamayan insanların ki bence zor. Ben hissedildiğimi yaşayırım. Bu dayağı duygusal anlar, hüzün dolu anlar içerisindeyim. Gözüm hakikaten bayağı yaşardı hem de. Neye göre? Ayrılık için, bugün ayrılığın
həm düşünürəm, həm qazanmayacağım. Həm qazanmadığımı da məncə biraz düşünürəm. Qazanan favoritlər var burada, onu da düşünürəm. Qarışıq hisslər oldu. Bu an hüzünləndim. Məncə yəni səmimi deyəm. Məncə çətin Kenan, bu Hasan balık burcu, balık burcu. Canım tamaşaçılarım, bugün nasıl ayrılacağız Kenan'dan bilmirəm. Kenan balık burcu. Kenan Kenan, peki bir şey söyleyeceğim. Mercan demişken, sen yemek yerken bile diyor ki, ya Kenan yemeği yerken bile diyor rol yapırsan. Sen normalde evde de mi öylesin, yoksa hakikaten sadece çünkü kamera karşısına geçen birisin. Kamera karşısında mı böylesin? Yani bunun evi bende çölüyüm. Necə deyirəm? Yani çöl ev bende fərqi yoxdur. Necə hissedirəm, elə davranan bir insanım. Yani ben bir saniyədən sonra yani keyfim açıla da bilər, əsəbi də ola bilərəm. Yani içimdə tuğyanlar baş verir də, anlaşılmayan bir şeyler. Burada necəydi? Zaman zaman necə oldum onu da göstərdim. Şurada... Yani bu əslində rol deyil. Yani rol oynamadım. Həmişə həyatda da hər yerdə beləyəm. Məni bu mükafata layiq gördüyünüz için minnətdarlığımı bildirirəm. Kenan, yemin ediyorum bu Mercan'ın, yani Mercan'ın sana bir sürpriziydi. Duyguların çok karışık. Normal hayatta da böylesin değil mi? Senin için çetinlik olması gerekiyor, çetin olsa gerekiyor. Çünkü ben balık burçlarını çok iyi bilirim. Annem, canım annem balık burcudur. Balık burçlarının hissiyatını anlayabilmek mümkün değil. Karışık. Peki Kenan, gelelim sen bu haftayı değerlendiren de hakikaten şimdi geçmek isterim sırasıyla. Bu hafta senin için nece geçti? Yani nece geçti derken hakikaten bu masada Elmir mi çok iyiydi, Zehra mı? Yani mesela Gül Hanım'ın masasında çok iyi hissettim. Hakikaten bence bu haftanın birincisi Gül Hanım, Zehra, Elmir ya da Özüm. Bu barədə danışabilirsen. Bəli, tək yemek üzerinden götürsək, bəncə də Gül Hanım birinci yer çıxmalıdır. Yemekle. Bəli, yemek üzerinden götürürsün. Ama yani dizayn, dekor üzerinden götürsək, mən birinci yer çıxmalıyım. Yemekler de pis değildi ama ortaydı. Gülü Han kadar mükemmel değildi. Zehra, söz söylemek istersen? Hiçbir söz söylemek istemiyorum Sunuk Hanım. Axırda siz söyleyersiniz. Başka hiç ne? Yani ben... Suskunluğumu koruyorum. Sen ve suskunluğunu korumak. Aa. Zehra, sen kamera kapanandan sonra danışırsan, onun için içinde ne kalsa kalmasın. Zehra bak, giden de buradan, sonra diyeceksin ki keşke bunu deseydim. Yok, keşke. Demeyeceğim. Demeyeceğim. Yok, demeyeceğim. Bu öyle mende. Peki, Kenan'ın fikri bu. Fikrimi de esaslandırırım. Neye göre? Ben anonsda dediğim gibi en sevdiğim tort benim bal tortudu. Belki de Gülü Hanım'a yönlenmeyimin sebebi tek odur. Belki de. Ama Napolyon. Hislerim Gülü Hanım deyir. Hislerim Gülü Hanım deyir. Ve yalnız... Bal tortu değildi o. Mən elə bilirəm, elə bilirəm, elə pişirmişəm. Napolyon, yəni bizim bal milli... tortu farklı. Ama Napolyon xarici ad olduğu için mən bal tortu deyirəm. Napolyon xarici deyil ki. Ama adına görə, mən elə bilirdim eyni tortlar. Yok, değil. Bal ama ona benzir. Ama ona benzir. Neyse, yani onu öyle beğendim. Sen sırf o bal... Peki Zehra'nın tatlısı? Zehra'nın... Sen Zehra'nın sofrasını hatırlırsan ya yok. Tortunu hoşun gelmemiş miydi? Bitirmişti. Hoşum gelmişti belki. Kek tortuydu da şokolat tortu. Çünkü hayır diyorsun ki Gül Hanım'ın tortuna göre en hoşum... sevdiğim bal tortu, Napolyon tortu olduğu için ben Gül Hanım'a yönlendirdim. Sırf tort noktasında. Peki. Mesela ama xırda məqamlar da var da. Dekor boşqabları falan. Her məsəl üçün şirinatı da gözəl gül boşqabı gətirdi. Mənim gül sevirəm, qırmızı rəng gətirdi. Onları yani ben tanımamak elimde. Kırmızı hakikaten kırmızı yani sana gerek. Hislerim yani. Onu deyir. Peki, peki Elmir senle devam edelim hadi. Ben korkuram diye gene bir yo, şey demeyeyim. Yok yok hayır çünkü söyleyeceksin Zehra sonuç olarak. Yine... Zehra zaten sana söyleyeceğini söyledi. Bir de unutmayın arkadaşlar burada eğer... Hepiniz çok teşekkür ederim. Özellikle Zehra da Gül Hanım da hep Sunacığım ben senin için geldim. Seninle vakit geçirdik. Çok güzel, çok sağ olun. İyi ki de geldiniz. Ama onlar bir de buranın ne kadar bazı nüanslar var ki benim de ne kadar adil bir insan olduğumu biliyorlar. Anladınız mı? Ona göre hiç narahat olmayın. Siz de biliyorsunuz benim ne kadar adil olduğumu. Ama sizlerin de içinizden ne geçiyorsa söyleyebilirsiniz. Ona ne Zehra, ne Gül Hanım, ne de Kenan
itiraz edecek yok. Rahat danışabilirsin Emir. Yok, memnuniyetle. Sen haftayı değerlendirmesi hakikaten ya bu hafta eve giden de aklımda kalan yemekler bunlardı, bunlardı. Zehra'nınkini söyleyebilirsin, Kenan'ın, Gül Hanım'ın özünü de tarifleyebilirsin. Bu haftayı değerlendiren de danış bakalım. Ümumiyyətlə, mən biraz yaddaşım zəifdir. Kenan'ın yeməkləri... 21 yaşında yaddaşın zayıf. Ay Elmir, hemen söyleyirəm. Kenan'ın yemeklerini söyleyelim. Merci supu... Yadıma gəlir. Ha, yadına gəlir. Kenan'ın yeməkləri yadıma gəlir. Kotlet pişirmişdi, tava kotlet. Merci supu idi. Tortdan da şaftalı keksi. Şaftalı keksi eləmişdi. Nəsə, Kenan'a 7 bal vermişəm, səhv edəmirəmsə. Hə, 7 bal vermişdim. O da ki, bəzi incəliklərə görə, yəni keks çox quru idi. Peki Elmir, ben burada hemen Zöhrə adına bir şey sormak istəyirəm, Gül Hanım deyil. Kenan'la Zöhrə'nin yemeğin arasındaki bal, bir bal fark mıydı? Zöhrə, senin adına sorarım. Hə? Kenan'la. Kenan'ın balı yeməyə görə verməmişdim. 7. Bal verdin, Zehra'ya 8. 8. Kenan'a ben yemeğe göre yani vermemiştim. Yani şu anda çünkü Zehra'nın kafasında soru işaretleri, o sormuyor. Kenan'a ben yemeğe göre vermemiştim. Neye göre verdin? Kenan'a hadisi yemeğe göre 3 bal gelmişti. Böyle diyeyim size. 4 balda onun dekorasiyası için, eziyeti için. Şimdi sen böyle diyen de Zehra diyor ki benimki eziyet değil miydi? Ha Zehra, senin adına danışıram. Zehra Hanım'ın yemeğleri yaxşıydı. Ha. Pis deyildi, demirəm, pis idi, bəyənmədim, bəyəndiklərim də olub, tortu çox sevdim, xoşuma gəldi, aş xoşuma gəldi. Amma ki, yəni, Zöhrə xanımda stol dekorasiyası Kenan kimi wow deyilən bir şey yox idi. Kenan biraz çox abartmışdı, yəni, qırmızı salfetlər, qırmızı köynə falan, adamın gözünü ağrıdırdı baxdıqda Kenan'a. Zöhrə, danış, danış, wow dedi. Elə mən dediklərimi təkrarı, kəş sən elə özün onu fikirləşib deyirdin. Mənim dediklərimi demirdin. Dedi, daha bəssin, mən daha bir söz deyə bilmirəm. Val mıydı Kenan'ın? Yox, mən dediklərimi təkrarladı, daha mən bir söz deyə bilmirəm. O sözləri mən demişdim, bu təkrarladı. Hangi sözləri? Qırmızı masa. Ona aid dediyim sözləri bu təkrarladı. Hayır, Elmir Kenan'ın sofrasını çox bəyəndiyini söylüyor. Bəyəndiyi dedi. Zehra. Elmir diyor ki, en iyi sofra Kenan'ın sofrasıydı. Burada düzü ben yaddaşım yoktu, o yadımdadır. Şey, kırmızı salfetka. Bu dedi ki, bu. Kırmızı gül. Dedi bu. Ben o dedim, o başka. Bu da dedi ki, düzdü gözüm yorulur. Yorulur. O yağın ki çeşmişsiz de, onu çeşmişsiz. Yani benim yaddaşım yoktu ama onu ben yadımda saklamışım. Hı. Kameradan... Ha, Elmir de dedi ki yorulur. Tamaşaçılar onu görecekler. Sen dedin mi bunu? Dedi, dedim ama demedim ki beğenmirəm. Sen gözüm yoruldu dedin gözüm, mi? Dedim Zöhrə Hanım'a katılırım, göz yorur biraz. Ama ki demedim beğenmirəm. Ama göz yormak da... O kadar da ki abartılı değil. Bir dakika Elmir'cim, gözüm yoruldu diyenden sonra Kenan'ın sofrası en iyiydi, göze çok hitap ediyordu ne demek? Oğlum ben beğenmemeyim anlamına gelmiş ya gözüm yorulmalı. Göz yorması. Valla göz yormasını ben yazın. Yazın tamaşacılarım. Göz yormasını ben hep böyle çok hoşum gelmedi. Gözümü yordu ha Gül Hanım. Öyle demez misin sen? Hani gözümü yordu bu sofra derim. Biraz çok geldi yani. Çok da beğenmedim anlamında derim ben. Ha Gül Hanım? Gül Hanım diyor ki ben diyeceğimi dedim. Peki, sen de söyledin Zöhra'cığım, haydi sen söyle, bu haftayı değerlendir, en iyi masa, en iyi yemekler, yadında kalan yemek, kimindi? Yemekler hamısı yadında kalıb, kim yaxşı pişirib, kim, yani bu iki saat ərzində çok sağ olsunlar, əziyyət çəkib, hamısı əziyyət çəkib uşaqlar, bu qəlbimə də dəysə, o da əziyyət çəkib, ancaq ki, haksızlık ben götürmürəm. Buradaki haksızlığı ne görürsen? Ben dediğim sözü deyirəm demişim. Hörmətli tamaşaçılar da görür ki, ben dediğimi deyirəm demişim. Yaxşıya yaxşı deyirəm. Yani yaxşı olmayana ben işin usulu budur da. Deməliyim ki, yaxşı deyirəm. Başka heç nə deyə bilmərəm. Kim yani çox əziyyət çəkibsə o qazansın istəyirəm. Bu səmimi ürəyimdən. Lezzetli olan kazansın. Tabii burada ince detaylar da var. Peki Zehra, başka söylemek istediğin? Başka hiçbir. Hamısı çok sağ olsunlar. Tanıdığıma da memnunam hamısı.
En çok Kenan'ı burada çok yaxşı uşağıdır. Yani böyle tərbiyəsin, ev tərbiyəsin çok beğendim Kenan'ı. Elmir ama bak indi üzüldü. İndi ne bileyim, üzülür, üzülsün. Yox, o mənada demirəm, ən çox sevdiyim, qəlbimə yatan, deyərdim Gülixanımı da çox istəyirəm da. Ən çox istədiyim istərində, bunlara da bir söz demirəm, onu istədim. Çox. Ha, Zərrada. Kendi... Bir balam olsun, yəni bir uşağım olsun, Kənan çox, yəni ürəyimə yatdı. Nedir sən Kənan? Elən ağlayıcı. Ağladı, hə. Mən... Onun yolu açıq olsun. Kansunun yolu açık olsun. Kenan'a çok həvəsli uşağıdır. Mən həvəsli uşaqların yolu açık olsun istəyirəm. Arzuları yəni yerinə yetsin. Çox özünü öldürürük, Suna xanım. Özün çox şey, qabağa getmək istəyir. Da. Gidecek daha çok zaman. Gözlərin əlindən yapışmaq lazımdır. Valla öyle bir söz söyledin ki, şey, Kenan zaten burada gözlüyordu. Burada gözlüyordu o Damla. Ama doğru danışmağına, dürüst olmağına Kenan'dan çok hoşum geldi. Gül Hanım hiç, Gül Hanım da süper bir kadın değil. Gül Hanım pozitif bir hanım. Hə, Gül Hanım hiç demeye lazım. Ne de sen pozitif bir hanım. Ben böyle başa düşürüm, çıpırda hamı yaxşıdır, menden başa. Sen de ne bileyim, kim tərifler? Allah hamınızın kapınızı açsın, yolunuzu açsın. Salfet Karayın, hakikaten Kenan ağlamaya başladı çocuğum. Yok, bitti, çok sağ olun. Bitti mi? Kenan ne diyorsun? Bu da samimiydi. Sen de kamera çekir. Söyle. Sen de özün özü tərifle cümlen. Ben özüm niye tərifleyirəm ki? Ha, yani Zöhrə xan böyle bir şey deyim. Yani mənim üçün, mən 22 yaşım, 21 yaşım var da, bu yaşıma kimi heç kimin fikriyle oturup durmamışam, heç yaşamamışam ki, mənim qırağdan baxan belə bir fikir bildirir. Mən maraqlı olmayıb onların fikri. Nə sizin fikriniz mənim üçün maraqlıdır, nə deyil ki bir şey. Sizin fikriniz mənim üçün orada maraqlı olar ki, məsəl üçün, bura yemək proqramıdır. Mən bura əylənməyə gəlmişəm, dedim, siz o əylənmək sözünü tamam başqa bir yerə yığırsınız. Sizin fikriniz mənim bir dənə maraqlı olar ki, məsəl üçün, mənim pişirdiyim yeməyə qiymətləriniz mənim üçün maraqlı olar. Mənim yaşayışım, mənim tərbiyəm, sizin fikriniz yox, təbii ki, burada Zərracım... Mən səni burada pisləmədim. Burada sizin qəlbinizə dəymək istəmirəm, burada heç kimin qəlbinə dəymək istəmirəm. Yox, Suna xanım, bunun haqqında nəsə dedim mi mən? Yox, yox. Mən Kənanı dedim ki, Kənanın qabağı açıq olsun, uğurları bol olsun. Zərracım... Başqa mən ona, vallahi bir anacım... Zaten proqramımız gereği de heç bir şahsiyyətə girməyi kabul etmirəm. Burada Zəhranın sadəcə bir insan var ki onu daha çok sevdiği yok, onu, olabilir. Yoksa Elmir, Elmircim burada ben Suna ablanız gibi söylüyorum. Zaten hep onu söylüyorum. Bitirende de söyleyeceğim. Sizinle burada oturmaktan çok şad oldum. 21 yaşındasın. Oğlumdan daha da balacasın. Ama o kadar efendisin. Bu 4-5 gün boyunca ne ufacık Kenan da öyle ikiniz de ne bir saygısızlığınız. Ben Azerbaycan'da özellikle böyle gençlerin olduğunu ve benim programıma katılmayı katılmak istediğiniz için de çok şadım. Çünkü neye göre? Yani burada bu bir yemek programı. Ama yine de siz bu yemek programına gelip bizlerle oturuyorsunuz. Bunu herkes de yapmaz. Elmir bir kere çok efendisin. Yolunuz ikinizin de açık olsun, hamınızın açık olsun. Orada Zehra'nın seni zaten kötülemesine icaze vermem. Zehra da kötülemez. Öyle bir hanım değil. Zehra'yı da ne olur yanlış başa düşmeyin. İnsan bir insanı bir çıt daha fazla sevebilir. Anladın mı Elmir'ciğim? Bildim, ben ona karışmıyorum. Ben ona demiyorum. Prosto Zehra Hanım birinci günler, ben neyse protifçe değil. Ben zarafata sallam, fikir vermem. Çünkü buraya ben gelmemişim. Dava qırığını eləməyə, nəsə kimsə qəlbinə xətinə dəyməyə. Olmayacaqdır. Mən bura gəlmişəm ki, mənim ətrafım necə lazımdır, böyükdür. Bura gəlmişəm, mənim ətrafımda yeni bir dostlar, yeni bir yoldaşlar əlavə eləməyə. Əylənməyi deyib gülməyə. Zöhrə xanım mənfi xarakterli bir insandır, mənfi düşüncələrdir. Mən pozitiv fikirləşirəm. O mənfi fikirləşir, mən pozitiv fikirləşirəm. Yox, benim de sənin. Düz gəlmir. Olabilir ama Elmir, hayatta yok, her zaman böyle olabilir. Ben onun fikirlerini hürmetle karşılıyorum, onu hiç ne demirəm. Zöhra Kenan için dediğini bizim çocuklar için de demedi, Gül Hanım için de demedi, benim için de demedi. Olabilir böyle, anladın mı? Bazen bir yok, tık vardır. Yok, ona ben ilişmirəm. Yani hiç de ne rahat olmaz. Yok, rahat değilim. Özü ne fikirleşir, o danışır. Ondan da ki... Bu uşaq mənə ürəyimə yatır. Yəni balıq bürcüdür da, mən də qızım da balıq bürcüdür. Yəni ki bu uşaq
Mən ürəyimə yatırsam, mən o tərifləyirsəm, bu niyə qısqanır? Mən qısqanmıram, mən onu niyə qısqanım ki? Qısqanmırsan, danışma ot yerində də. Yox, qısqanmıram. Mən uşağımı tərif edeyim. Qısqanmıram. Sən tərif elə uşağımı. Qoy yola açıq olsun. Hayır. Qoy bu uşağın yolu açıq olsun. Bu uşaq çox çalışır. Onu mən seçəcəm öz yanıma. Qırmızını çıxardıb göyü gir, göyü çıxardıb ağı gir. Bu uşaq istəyir ki, nəsə eləsin. Amma Zəhra, bütün gənclərin yolu açıq olsun. Və o da nə bulmadı, o özləri bilər. Yox, yox Zəhra, yəni Əlmir sana en ufacık saygısızlık yapmadı. 4 gün, 5 gün boyunca da seyredə bilərsin. Nə zaman ki Əlmir Gül hanımı 10 plus verdi, verdi. Ha, tamam mı? Düzünü danışalım. 10 plus dedi. Sen Elmir'i attın, Kenan'ı tarifledin. Bütün buradan söylüyorum, bütün gençlerin yolu açık olsun. Sadece olsun. Kenan'ın değil. Burada Elmir'imiz de çok değerli bir çocuğumuz, uşağımız, gencimiz. Onun da yolu açık olsun. Hamsı'nın. Peki, ben buradan böyle kapatmak isterim. Çünkü finale geldik. Dördüncüyü açıklamak isterim. Sizlerin ve benim verdiğim değerlendirme ve balla bu haftanın dördüncüsü. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum, hamınızı öpürem size. Sen oldun oğlum. Kenan, dördüncü oldun. Aslında neden olduğunu da belki bilirsen. Değerlendirmeyi biliyorsun, her yönle yaparız. Ama iyi ki katıldın Kenan. Çok sağ ol. Hakikaten Zehra demişken, yolun açık olsun. Her yönüyle çok iyi, karakter, pozitifsin ama umut ederim ki o istediğin neyse, film yolunda çok ilerlemek istiyorsun. İnşallah yolun açık olsun, ilerlersin. Bize söyleyeceğin bir şey var mı? Bir söz. Teşekkür ederim her şey için. Ve benim için farklı bir ortam oldu. Dördü belki gözlemirdin düzdü ama böyle olmalı bir şey oldu. Sen yine. Hakikaten çok teşekkür ederim. Buraya çok renk verdin Kenan çok bir kere. Yani bilmiyorum senin gibi söyledim mi ama senin gibi yapmaya çalıştım. Umut ederim ki olmuştur. Allah peki olsun, tekrar çok tekrar çok teşekkür ederim. Ve değerli tamaşacılarım, geldik üçüncüyü açıklamaya. Sizlerin ve benim verdiğim bal ve değerlendirmeyle bu haftanın üçüncüsü... Zehra, bu haftanın üçüncüsü... Elmir, sen oldun. Ben bilirdim. Aslında ben özümü üçüncü yerde gözlemirdim. Dörtte gözlüyordum. Yok, Elmir iyiydin sen de. Bir takım nüanslar var ki Kenan da onu, Kenan'a onu kamera arkasında söyledim. Sen daha iyiydin. Kenan'ın yaptıklarından bir tık. Onun için üçüncülüğü aldın. Yolun açık olsun Elmir'cim. İyi ki katıldın. Sakın yüreğine hiçbir şey salma. Zehra temiz kalpli. O bakma, bence o demin söylediğim gibi başka şeylere incindi. Anladın mı? Yoksa hani diyor ya pahıllık mı yaptın? Belki de senin sevginin pahıllığını yapıp. Anladın mı? Bildim. Sakın yüreğine salma. Sen bir şey söylemek istersen. Əvvəla təşəkkür edirəm, minnətdaram hər birinizə. Gəlmişəm, dəvət olmuşam, sizin kimi gözəl bir xanımla tanış olmuşam. Zöhrə xanım və Gülü xanımla tanış olmuşam. Kenanla tanış olmuşam, bizim gələcəyin məşhur aktyoru. Yəni, mən Zöhrə xanımla elə də çox kin saxlamıram. Ne ki, mən ona dediklərim hər bir sözü mən ciddi olaraq demirəm. Mən zarafat olaraq deyirəm. Prosto indi mən istəməzdim ki, yəni mən Zöhrə xanım mənfi düşüncəli biri kimi tanısın. Yok, öyle de tanımayacak Elmir. Hele bunu seyreden de hiç öyle tanımayacak. Hiç narahat olma. İnşallah ki her şey yaxşı olar. Mən özümü yenə deyirəm. Üçüncü yerde gözləmirdim. Mən dördüncü yerde gözlədim özümü. Yo, üçüncü oldun. Sebepleri var. Gayet de iyi bilirsen. Burada sebepsiz hiç ne olmaz. Bunu herkes de çok iyi bilir.
İyi ki katıldın Elmir'cim. Ve geldik birinciyi açıklamaya. Hazırsınız, siz artık rahatsınız. İki hanım, iki çok değerli hanım. İkisi de dünya tatlısı. Çok teşekkür ederim ki ikisi de Sunu Hanım sizle beraber olmak yeterdi dediler. Hakikaten çok teşekkür ederim. İkisi de birbirinden iyiydi. Ama yine bir küçük nüanslar var ki bilirsiniz o da benim gözümden hiç kaçmaz. O yüzden sizlerin ve benim verdiğim balla bu haftanın bu iki değerli hanımdan birincisi... Sizlerin ve benim verdiğim balla bu haftanın bu iki değerli hanımdan birincisi... Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum, hanımınızı öpürem size. Bu haftanın birincisi ta Şamahı'dan geldi Zehra. Bu haftanın birincisi Zehra oldu. Gülhanım, Gülhanım ellerine kollarına sağlık. İyi ki katıldın. Hakikaten seni tanıdığıma ben çok şad oldum Gülhanım. Yaxşı Zehra Hanım seçildiği için çok sevindim ona göre ki. Bir insan həvəslənib, o böyle yolu gəlib, mən onu her yerde danışıram. Bütün alem içinde, dostlarım içinde, neçə gün mən Zəhra xanımı danışıram, 57 yaşında evində bir az da olsun problemli olan bir qadın yanın bura gəlib, qabularını gətirib. Canım, həqiqətən sizə təşəkkür edirəm. Gül hanımcığım, iyi ki katıldın, seni iyi ki tanıdım. İyi ki yolun buradan geçti. Çok ama Suna şef olarak söyleyeceğim, elimin lezzeti var de bundan sonra Gül Hanımcığım. Çok sağ olun. Çok şad oldum, görmek isterim yine seni. Zehracığım, canım, iyi ki katıldın, iyi ki geldin, iyi ki yolun buradan geçti. Sana çok teşekkür ederim. Amin inşallah. Ama bir şeyi bilmeni isterim ki Zehra, ta oralardan geldiğin için birinci olmadın. Sen hak ettiğin için, lezzeti yakaladığın için, bize güzel sunduğun bu yemeklerin için birinci oldun. Tebrik ederim Zehra. Söz söylemek istersen. Ben de sizi tebrik ederim Zehra Hanım. Hakikaten o kadar size çok söz diyerim ama gelende evinizde diyeceğim. Düzdür, yaddaşsızlık problemim var. Canım benim. Ancak yine de... Ona bakmayarak, ay uşaklar, Zehra Hanım'ın biraz bir bambaşka problemi var. Onu ama ona bakmayarak ta buralara geldi. O gelipse, o içinde o fikirler dolula, ben onun baş eğirem. Ben o kadının karşısında baş eğirem. Kesinlikle. Herkese. Bir de Zehracığım bu kadar unutkanlığıma rağmen diyor sanki unutkanım ama çok güzel yemekler çıkardın bize. İyi ki katıldın Zehra'm. İyi ki yolun buradan geçti. Beli, iyi ki tanıdın. Çok teşekkür İnşallah ederim sana. İnşallah geleceği Zehra Hanım. Şamahı'ya geleceği altı yemek. Şamahı'ya geliyoruz Zehra. Evet de. Tamam mı? Son sözü söylemek istersen bir şey. Buradan Şamahı'ya da birinci. Söyle. Buradan Şamahı'ya da söyleyebilirsin. Şamahı'ya söylerim, çok darıxıram orayı için. Cennet bir məkandı. Hani kapım açıqdır, kapım yoldaşım da sizi səbirsizliğinden gözləyir. Elə mənə zəng edir ki, onları dəvət elə. Çok teşekkür ederim. Çok yaxşı yoldaşım var. Darıqdı. Darıxmışam. Yoldaşın adı neydi Zehracığım? Cihangir Bey. Cihangir. Cihangir Bey, inanın ki burada 5 gün boyunca sizi söyledi. Sizin için çok darıktı. Size de çok teşekkür ederim. Hakikaten geleceğiz inşallah. Zehra, çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Buradan da Şamahı'ya selamlar. Ağlamalı bir hafta oldu bugün ama ağlamalarımız inanın ki mutluluk ağlaması. Burada Kenan ağlıyor, Gül Hanım ağlıyor, Zehra. Elmir bir sen ağlamadın.
Haqqətən. İncimən məndən. İncimirəm. Mən incimirəm. Prosto siz mənim sözümdə incimiyin. Mən İbrahim Tatlıses kimi tez-tez ağlayıram. Acım. Canlarım benim, değerli tamaşacılarım. Hakikaten çok duygusal bir haftaydı. Siz bakmayın böyle danıştıklarına. Dördü de pırıl pırıl, kalpleri o kadar güzeldi ki siz burada yaşadıklarımızı görseniz hakikaten çok duygusaldı. Tekrar tekrar tebrik ederim Zöhra'cığım seni. Değerli iştirakçılarım, çok teşekkür ederim katılımınıza göre. Bu saygınıza ve sevginize göre. Ve değerli tamaşacılarım, tabii ki en önemlisi sizlere çok teşekkür ederim. Bu vakti bizimle geçirdiğiniz için. Birinci gün, yeni iştirakçılar, yeni yarışma. Sakın ayrılmayın. Hemişe söyleyirem, kalbimden söyleyirem. Çok sevirem sizi. Bay bay.